Merhaba, Burcu Koçar Vokal Stüdyo'ya hoş geldiniz. Sizlerle bu videomda Doktor Box ses terapi cihazıyla yepyeni bir egzersiz yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, herkese yeniden merhaba. Bu videoda ve diğer videolarda kullandığım tüm ekipmanlar Doktor Box ve LuxVox'un orijinal ürünleridir. Eğer sizler de çalışmalarınızı bu ürünlerle yapmak isterseniz satın alabileceğiniz ilgili web sitesinin linkini ve aynı zamanda kanalın takipçilerine özel indirim kodunu da aşağıdaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evet, egzersizimiz kombine egzersiz olacak arkadaşlar. Staccato ve glissando egzersizlerini birleştiriyoruz. Staccato neydi? Kesik kesikti. Glissando neydi? Kaydıraraktı. Burada yine suyu üflerken staccatoları temiz yapmak, kesik kesik yapmak, boğazdan değil diyafram atağıyla yapmak çok önemli. Ve aynı zamanda glissando egzersizine bağladığımızda da tize doğru çıkarken boğazın içerisinde bir koridor açılıyormuş gibi düşünerek, boğazımızın içerisinde yer açarak, esneyerek, yatay genişleyerek egzersizi uygulamak çok çok önemli. Egzersizi bir kez size duyurmak istiyorum. Melodisi şu şekilde. Ne yapıyorum yani? U u u u u. Haydi şimdi bir kere de Doktor Box'la göstereyim size. Yine ben Pocket Vox kullanacağım. Eğer sizlerde sadece LuxVox tüp borunuz varsa hiç önemli değil. Aynısını kullanabilirsiniz. Hiçbir değişiklik yok. Mantık aynı biliyorsunuz. Bu sadece birazcık daha olayın gelişmiş hali olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Şimdi ne yapıyoruz? Eğer ki staccato'lar benimki gibi tek fırça darbesi gibi düşünün, yani blup 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 şeklinde gelmiyorsa, sudan çok daha böyle fazla kabarcıklar geliyorsa, lütfen ilk önce staccato'larınızı kuvvetlendirin, daha kesik kesik hale getirin, öyle bu egzersizi yapın. Çünkü bu birazcık daha kombine bir çalışma oluyor. Baştan uyarmak isterim diyorum ve başlıyorum. 3 da. Et bakalım. Çenenin altında tam dil kökünde egzersizin özellikle glissando kısmında, yani kısmında tize çıkarken şurada bir sertlik oluyor mu? Gırtlak üstünde bir nasıl diyeyim, sanki baskı var gibi bir sertlik var mı? Orayı bir kontrol et. Olmaması için birazcık daha diğer videolara göz atmanı isteyeceğim çünkü senden. Demek ki burada bir hatalı bir uygulama var. Lütfen herkes kendini kontrol etsin. Hadi tekrar yapalım burayı. Benimki tam bir lokum kıvamında. Dikkat ediyoruz buraya. Thank you.
giriyorum ama stakatolara lütfen dikkat edin. Kabarcıkları, sudan gelen basıncı yanaklarda hissetmeye çalışın. Evet, bu egzersiz oldukça etkili, faydalı ve şöyle ki hem nefes ve ses koordinasyonunu çok daha net gözlemleyebileceğiniz bir egzersiz. Eğer staccato yaparken boğazınızdan yani larynx'ten iterek kasarak yapıyorsanız bu istenmeyen bir durum biliyorsunuz ki. Diyafram burada daha aktif çalışmalı. Atakları diyaframdan hissetmeliyiz. O yüzden staccato egzersizlerde su basıncını takip etmek, kulağınızın bir tanesi sürekli o suyu takip etmeli ki doğru yapabilin, takip edebilin. Boğazdan yapmamaya çalışın. Yani bunlar hepsi aslında birer parametre. Bir tanesi eksik olunca olay yanlış ilerleyebiliyor. Bu kombine egzersizler arkadaşlar özellikle ses kaslarımızın kontrollü çalışmasında tabii ki esnemesinde gırtlak kaslarının güçlenmesinde elastikiyet kazanmakta yani birçok faydası var. Nefes ve ses koordinasyonunu güçlendirmekte. Tabii ki sesi daha doğru tınıya, doğru merkeze alabilmek için gibi gibi faydaları var. Ben şu an biraz daha böyle aslında kısaymış gibi anlatıyorum ama biliyorsunuz ki çok daha fazla faydası var. Umarım sizler de bu egzersizleri yaparak kendi çalışmalarınızda son derece güzel sonuçlar elde ediyorsunuz diye ümit ve umut ediyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yüklediğim videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle hoşça kalın.